Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli teyli huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Hong Kong halkı yeni bir galibini kütüp aldı. BBC Torunun en yeni haberde bildirilmişçe Hong Kong'daki rayonluk parlament sayılımının neticesi mukumlaşkan bulup, Demokratçılar mutlak üstünlük bilen kompartiya perestler üstüden galibi kılgan. 24 noyabr ötküzülgen rayonluk parlament sayılımına avaz beriş nispeti 71.12% yetken bulup, Hong Kong tarihideki en köp belet taşlaş rekordini yaratkan. Demokratçılar 452 namzat ornunun 388'e erişip, alayide yukarı üstünlük bilen utup çıkkan. Yakında namayışçılar tarafından yarlandırılan Kompartiya Perest Palata azası Hı Junyao'mu saylamda utturuvetken. Bu, Hong Kong'daki demokratçılarının tüncü katım yerimden köp orunlu igelleşi bulup, saylam neticesi Hıhtay dairelerinin kütkünüdek çıkmagan. Saylamdayken Hıhtay taratkoları bu katımlık saylamda hili işiltiş ehvalinin körülgellikini carısaldı. Saylam ötküzülgellik sebeplik yakınkı birneçik gün içinde Hong Kong vaziyeti zor derecede tınışlanan bulup, Saylam günüdümü hiç kandak zoravallık vakaları yüz vermegen. Netice ilan kılıngandıyken Hıhtay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bu haqtı işbadı bildirip, neticinin kandak buluşudun kat'i nazar, Hong Kong'nun yanılı Hıhtay'nın ayrılmaz bir kısmı işkerlikini bildirdi. Hong Kong memuri hükümeti başlıkı Carrie Lam bugün etigen bildirgen sözüde namayış neticesinin bir kısım meselelerini ve halkının narazılıkını eks ettirip yeridi kalıqını. Bu haqtı estaidil oylaşıdı kalıqını tekitledi. Bildirilişçe bu kıtımlık saylam neticesinin keyin ötküzüldüğün memuri hükümet başlıklık saylamığa təsir körüstüş ihtimallıqı çoğunken. Ceza lagırığı alaqadar yeni bir türküm muhim hüccetler aşkarılandı. Amerika Avazı Doğru'nun bugünkü haberde bildirilişçe Hıhtay'nın ceza lagırlığı alaqadar yeni bir türküm içki hüccetler aşkarılangan. Xalqaralıq Tekşürgüçi Muhbirlar Birleşmesi Hıhtay'nın ceza lagırığı alaqadar en yeni bir türküm hüccetini kolgu çüşürgenlikini aşkarlıgan bulup, Hıhtay telegrammesi dep atalgan bu içki hüccetler yakında New York vaxtı gelse elan kılgan 303 betlik mehbi hüccetin keyin aşkarlangan yeni bir türküm zor miktardaki delil ispat bulup hesaplandı. Bildirilişçe mezkur hüccetlerini çeteldeki bir kısım Uyghur faaliyetçiler temelligen bulup, yukarı derecelik mutakassisler ve ahbarat hadimlerinin tekşürüşüden keyin hüccetlerinin rastlıkı delillengen. Bu hüccetlerde Hıhtay'nın milyonluğun Şarkı Türkistan halkını kandak usullar bilen zor kölemde tutkun kılgallıkı ve kallısını yuğallıkı aşkarılıngan. Hüccette yana kamalgallarını kandak kılıp başkuruş hakkıdaki tepsilatlar tilgayılıngan. Cümleden kamalgallarının kaçıp gitişinin aldığını eliş tedbirleri körüsligen. Analizciler bunundan ceza lagırlarının hergizmi Hıhtay dairleri etkandak özü halap bargan terbiyeleş merkezi emeskini körvalgılı bulduğalıkını bildirgen. Hüccet yana Hıhtay'nın çoğun malumat ambari ve suni idrak teknikisinden paydalanıp, halkını kontrol kılıp atkallıqı. Küzdüş teknikisi arkalı kıskığını bir hepte içinde tutkun kılış ve sonra kılış gerek bulgan, netçi 10 mınlıgan kişilerinin tizimlikini çıkırıp bir alaydı kallıqı körüsligen. Irak'taki namayışlarda ölgeler sani 352'ye yakınlaştı. Irak'taki işki ayığı yakın vakıttan bayan devamlaşıvatkan namayışlarda ölgelerinin saniye künseri köpeymekte. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Irak'nın canobi kısımı gıcaylaşkan Nasiriye şehirde xavupsizlik güçleri namayışçılarga ok çıkarıp 3 kişinin cenığı zamin boldu. Irak'ta ötken ayının 5'de başlanan hükümetke karşı namayışlar devam kılmakta. Xavupsizlik güçlerinin namayışçılarga tutkan pozisyesi barğancı ığırlaşmakta. Oktyabr ayının 5'de başlanan namayışlarda ölgelerinin sani 352'ye yakınlaştı. Finlandiya'da Şarkı Türkistan davası muhakeme yığını ötküzüldü. 23 noyabr Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın yetekçiliğindeki heyet, Finlandiya Şarkı Türkistan cemiyet azaları bilen birlikte Şarkı Türkistan davasıdaki kıyınçılıklarını kandak halkılış hakkıda muhakeme yığını açıldı. Yevropada ziyareti bulvatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan yetekçiliğindeki heyet, Finlandiya Şarkı Türkistan Cemiyet İdare Heyet azaları, Finlandiya'da yaşayatkan Uyghur cemaati içindeki yurt aksakalları hem pişkademlerini ziyaret kıldı.
Bu qitimki yig'ilishda Sharqi Turkiston da'vosining kelgusi, xalqaroda Sharqi Turkiston da'vosi duch kelgan qiyinchiliklar va qiyinchiliklarni qanday usulda hal qilish tadbirlari haqida fikr almashtirildi. İranda namoyishchilarning banklarga buzg'unchilik salganligi ilgari surildi. İranda neft bahasining o'stirilishiga qarshi namoyishlarda 900 dan ortiq bank shobasi va 3000 atrofida pul matikning buzg'unchilikka uchrganligi ilgari surildi. Hamshahr onlayn xabarlar to'ri 15 noyabrda boshlangan namoyishlarda buzg'unchilikka uchrgan bank shobalari va pul matiklar to'g'risida xabar e'lon qildi. Xabarda davlat miqyosidagi 40 dan ortiq shaharda o'tkazilgan namoyishlarda 900 dan ortiq bank shobasi bilan 3000 atrofida pul matikning buzg'unchilikka uchrganligi ilgari surildi. Iron taratqularining xabar qilishicha Isfahonda 36, Hurram Abadda 40 bank shobasiga o't qo'yib berilgan. Buzg'unchilik qilmishlarining og'ir bo'lganligi ilgari surilgan poytaxt Tehron to'g'risida hozirgacha aniq uchur yo'q ekan. Mashhad shahridagi namoyishlarda bo'lsa, bank shobalarining buzg'unchilikka uchramaganligi bildirildi. İran Merkezi Bankası'nın sallıq məlumatlarına qarağanda İranda cəmi 21319 bank şöbəsi var ekan. Amerika embargolarının təsirində iqtisadi cəhətdə ağır küllərini başdan keçirətən İranda 15 noyabr cümə günü neft bahasının 3 hissəsi östürülgənliyi elan qılınğandan kən xalq namayış ötküzüşkə başlanğan idi. Xalqara keçirim təşkilatı vəqələr əsnasında kəm digəndə 115 namayışçının həyatından ayrılğanlığını bildirdi. İran saxçı qismləri din və siyasət bölümü başlığı Ali Riza Adyani İrandakı namayışlara qarata Səudi Ərəbistanını ayıbladı. Ali Riza Adyani İrandakı benzin bahasının örləşigə qarşı yüzbərgən namayışlarını Səudi Ərəbistanının qollavatqanlığını ilgir sürdü. Hong Kong lahiyası qanunu imzalanışı üçün Trump'nın üstünüdə. Amerika Qoşma Ştatları Dövlət Məclisi və Avam Palatasının maqulluqıdan ötkən Hong Kongdakı namayışlarını qollaş məzmun qılınğan qanun layihəsi Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Donald Trump'a yollandı. Cumhuriyyətçi Palata əzası Marco Rubio tərəfindən sunulğan və Dövlət Məclisi və Avam Palatası tərəfindən maqullanğan Hong Kong Kişilik Hüquq və Demokratiya Qanunu təminli qanun layihəsini Cumhuriyyətçilər Partiyası bilən Demokratlar Partiyası Palata əzalarının hamısı birdək qollab avaz verdi. Amerika taratqularının xəbər qilishicha Trump tərəfindən imzalanış ehtimalligi yuqori bo'lgan qonun layihasi Hong Kongdagi namoyishlar jarayonidagi zo'ravonlik va kishilik huquq tafsanichiliklaridan javobgar deb qaralgan Xitoy doiralariga embargo yurgizishni nishon qildi ekan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligidan Hong Kongning avtonom rayonlik salohiyatida o'zgarish bo'lib bo'lmaganligi to'g'riliq har yili kam deganda bir qitim dokulat sunish Hong Kong bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida alohida savdo munosabatlari o'rnatish chaqiriqini o'z ichiga oldi. Xitoy rejim bo'lsa bu qonun loyihasiga norozilik bildirdi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpdan bu qonun loyihasini veto qilishini talab qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida bu qonun loyihasining ham Xitoyning Hong Kongdagi manfaatlariga ham Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaatlariga ziyon yetkazganligini eskartdi. Hamda Amerikani Xitoyning ichki ishlariga aralashishi bilan ayiblab mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarini vaqt o'tib ketmasdan burun bu qonun loyihasining qonunlashishining oldini olib, xato harakatlarini to'xtatishga Xitoyning ichki ishlariga aralashmasligiga chaqiramiz. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari xato harakatlarini olib berishini davomlashtirsa, Xitoy kuchlik tadbirlarini qo'llandi. Trump Xi Jinpingning Hong Kongga askari chiqarishiga to'sqinlik qilganligini oshkorladi. 22 noyabr juma kuni Trump Fox xabarlari muxbirining ziyoratini qabul qilib, o'zining Xitoyning Hong Kongga askari chiqarib bostirishiga to'sqinlik qilganligini oshkorladi va mundaq dedi. Men Xi Jinpingning Hong Kongga askari chiqarib xatolik o'tkazmaslikini eskartdim. Bo'lmasa Xinjiangga to'plangan million kishilik qo'shin 14 minutda Hong Kongni vayron qiladi. Trump 8-nin 13-cü günü bir tweet atqan bolup, istihbaratdan mağa Xitayning Xinjiangga jiddi askar yetkigenlik xabari keldi degan idi. Bu xabardan keyin Hong Kongning Amerika bilan ko'rishib atqan faoliyatchilari jiddi harakat qilishga boshlagan. Orqadan Xitayning harakati ostilgan idi. 11-nin 17-cü kundan keyin Hong Kong saqchi qismining Hong Kong sanoat universitetini qo'rshaviga olib, o'quvchilarni tutqun qilishi bilan vaziyat jiddiylashgan idi. Trampning ko'zi tutgan to'sqinligi mushu ikki tarix orasida bo'lishi mumkin. Amerika Huawei va ZTE mahsulotlarini chekladi.
22 noyabr Amerika Federasiya Aloqa Komiteti bexatirlik tahdidi sababidan Xitoyning eng cho'ng ikki markazlik sherikitiga tava hukumatning uskuni sotib olish mablag'ini kamaytirish planini e'lon qildi. Bu planga qarata Federasiya Aloqa Komiteti Amerika aloqa shirkatlarining davlat yordami bilan Huawei va ZTE shirkatlaridan uskuni sotib olish mablag'ini kamaytirish qarorini ma'qulladi. Bu planga qarata Federasiya Aloqa Komiteti Amerika aloqa shirkatlarining davlat yordami bilan Huawei va ZTE shirkatlaridan uskuni sotib olish mablag'ini kamaytirish qarorini ma'qulladi. Federasiya aloqa komiteti Amerika shirkatlarining bu qaror chiqarilishidan ilgari sotib olgan Huawei va ZTE shirkatlarining uskunlari to'g'risida mulohiza ilib berayotganligini bildirdi. Amerika axborot vositalari bu qarorga qarata tarqatgan xabarlarga asoslanganda ko'p qism shirkatlarning bu uskunlarni qo'llanganligi uchun shirkatlarning ziyon tortish ehtimolligi yo'qdir ekan. Bu qarorga qarata ZTE shirkati biror bayonot e'lon qilmagan bo'lsa-mu, lekin Huawei shirkati bu qarorni qonunsizlik deb bildirganligini, bexatarlikka tahdid hech qanday bir dalil yo'qligini bildirdi. Xitoy josusi Avstraliya hukumatidan panohlik tiladi. 23 noyabr Xitoy uchun josuslik qildiganligini e'tirof qilgan Wang Luoqing davlatining sirtqi davlatlarda qanday harakat qilib boradiganligini Avstraliya istixborot tashkilotiga aytgan va siyosiy panohlik tilagan. Wang Luoqingning Xitoy yuqori darajalik askari istixborot a'zolarining Hong Kong, Tayvan va Avstraliyada siyosiy harakatlarga aralashish uchun olib berayotgan mablag' manbasi harakati haqida bildirganlarini Avstraliya istixborot tashkilotiga xabar berganligi ilgari surilmoqda. Avstraliya Kanal 9 kanalida bergan xabarlarga asoslanganda Xitoy josusi Wang Avstraliya istixborot tashkilotini axborot bilan ta'minlagandan keyin siyosiy panohlik talab qilganligini tarqatgan. Ayoli va bolalari bilan sayohat vizasi orqali yashab kelgan Wang Avstraliya istixborot tashkilotiga "Men bir qator josuslik faoliyatlariga qatnashdim" deganlarini bildirgan. U yana 2015-yildagi hukumatga qarshi partiyaga yordam qilish jinoyati bilan qo'lga olingan 5 nafar Hong Konglik kitobchidan birini qochirganlarning orasida bor ekanligini e'tirof qilgan. Hong Kong hukumatining Hong Kong markazlik mablag' silish shirkatining bir parchasi ekanligini va Xitoy rejimining Hong Kong siyosatiga suqunib kirish, universitetlarga suqunib kirish va hukumatga qarshi kuchlarga hujum o'rinlashtirish qatorliq harakatlarni olib boradiganligini oshkorlagan. U yana Tayvanda 2018-yildagi shahar boshlig'i saylamiga aralashganligini va keladigan yili olib boradigan prezidentlik saylamini buzish planining borligini bildirgan. Wangning Janubiy Koreya pasporti ishlatganligi o'tirg'i chiqqan. Xitoyga qaytarilsa qo'lga olinadiganligini yoki o'ltirildiganligini aytgan Wang Avstraliya istixborot tashkiloti bilan olib borgan uchrashuvlarda Avstraliya hukumatidan alohida qo'g'dashni talab qilgan. Uyg'ur rassomlar Shimoliy Siprusda. Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati hukumatı Nikosia shahridagi zamonaviy san'at muzeyida o'tkazilmoqchi bo'lgan rasm ko'rgazmasi uchun Turk davlatlaridan ko'plagan rassomlarni taklif qilgan. Bularning qatorida Qozog'istondan Ahmadjon Ahad, Hashim Qurban qatorliq Uyg'ur rassomlari ham taklif qilingan. Ahmadjon Ahad 15 kunlik faoliyat jarayonida Qashqar ko'chalari qatorliq 6 parcha rasm chizgan. Shuning bilan birlikda Sovet ittifoqi davrida chizilgan rasmlari ko'rgazma qilinib, faoliyatga qatnashuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'agan. U faoliyat oxirlashgandan keyin Shimoliy Siprus Jumhuriyatining iqtisod va energiya ministri tomonidan kumush ochqich mukofoti bilan mukofotlangan. 1571-yili 8-oyning 1-kuni Siprus Osmon imperiyasi tomonidan fathi qilingan bo'lib, kumush ochqich mukofoti bo'lsa mushu g'alibining simvoli ekan. Ahmadjon Ahad utuq qozongan qozog'istonlik san'atkor bo'lib, hozir Uyg'ur ko'chalari nomli rasmi ustida ishlab etibdi. U 2008-yili Urumchida o'tkazilgan bir qatimliq ko'rgazmaga qatnashgan. 2011-2015-yillari ona vatani Sharqiy Turkistonga berib, Qashqar, Turpan qatorliq shaharlarni ziyorat qilgan va bu jarayonda tortilgan ko'plagan suratlarni Qozog'istonga olib kelgan. Ahmadjon Ahad Amerikaning Washington shahrida va Italiya, Turkiya, Rossiya qatorliq davlatlarda o'tkazilgan faoliyatlarga qatnashgan. Mushu oyining 13-dan 17 kunlari orasida Belgiyaning poytaxti Brusselda o'tkazilgan rasm ko'rgazmasiga qatnashgan. Norvegiyadagi Qur'on ko'ydirishga urinish qilmishi g'ulg'ul qo'zg'adi. 24 noyabr xabariyati to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha Pokiston Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Oshqun o'ngchil ideyadagi Norvegiyaning islomlashishni to'xtatinglar nomli guruhining boshlig'i Lars Torsenning
Qur'oni Karim köydirishga uringanligini ayibladi. Xabarda Norvegiyaning Islamobodda turishliq bosh elchisining ministerligi chaqirtilib, Qur'oni Karim köydirishga urinish qilmishiga norozilik bildirganligi, bu xil qilmishlarni fikr erkinligi degan nom ostida yo'lliq qilib ko'rsatishga bo'lmaydiganligi, bu qilmishning Pokistonliklarni o'z ichiga olgan 1 milliard 300 million musulmonning dilini ranjitganligini ta'kidlaganligi, Norvegiya doiralaridan voqeaning javobgarligini qonun bo'yicha bir taraf qilishiga topshirishni, shundaqla kelgusida bu xil voqealarning takrorlanishining oldini olish kerakligini talab qilganligi ta'kidlandi. Xabarda yana Pokistonning Oslo'da turishliq bosh elchisiga Islamobod doiralarining noroziligini Norvegiya hukumatiga yetkazishi haqida yo'l-yo'riq tushirilganligi bildirildi. Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bilib kelayotgan faoliyatchilar bu vaqtda ifoda bildirib, garchi Pokiston hukumatı bu qitimliq Qur'on ko'ydirish voqeasiga noroziilik bildirgan bo'lsa-mu, ammo minglab masjidlarni chiqib, Qur'oni Karimni ko'ydirib, millionlab musulmonlarni jazo lagerlariga qamab xo'rlayotgan Xitoyning qilmishlarini ko'rmaslikka salganligini, qo'sh o'lcham qo'llanganligini ayibladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atik xabarimizni ko'rishga shaxslarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.